Dostlarım hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Galatasaray'ın yeni transfer gündeminde olduğu söylenen Anthony Wakayeme'nin hem FM22 profilini inceleyeceğiz hem de detaylı performans verilerine bakacağız. Hemen videomuza geçelim ve detaylı performans verilerini inceleyelim. Wakayeme'nin kendisi Nijerya milli takım futbolcusu. 1.85 boyunda sol kanatta ve sağ kanatta oynayabiliyor ama daha çok sol kanatta oynuyor. E, 1989 doğumlu 33 yaşında futbolcu. 5 milyon euroda piyasa değeri var. Kendisi ayrıca Forvet'te de oynamış zamanında ama en çok sol kanatta, sol Forvet'te oynadığı mevki'den biliyoruz. Hemen detaylı performans verilerini açalım. Antonio Bakayeme'nin. Önceki sezonda 13 gol, 10 asist yaptı Süper Lig'de. Türkiye Kupası'nda 1 gol, 1 asiste UEFA elemelerinde de 1 golü var. 2020-2021 sezonunda 7 gol, 7 asisti var. Süper Lig'de Türkiye Kupası'na da 2 gol, 1 asisti var. 2019-2020... Sezonunda 11 gol 9 asisti var. Yani her sezon neredeyse 10 gol 10 asisti aşmış abi Vakayem'e. Öyle bir kariyer. İlk geldiği sezonda da 18-19 sezonunda da yine 10 gol 10 asisti var Süper Lig'de. Evet sözü daha fazla uzatmadan kendisinin futbol menajer 22 profilini açalım. Evet Antony Vakayem'e. 32 yaşında Nijeryalı futbolcu olduğunu söylemiştik. Sağ ayağı çok kuvvetli, sol ayağı orta seviyede kuvvetli kullanabilecek bir oyuncu. Oyun karakteristiği toplara plase vurabiliyor, baskı altındayken rakiplerden sıyrılmaya çalışabiliyor ve sıyrılıyor aslında. Ve bireysel yeteneğini kullanıyor. Medya gözünde de kendinden emin kanat oyuncusu olarak gözüküyor ve medyaya karşı tutumu da dostça. Medya dostu. Pozitif özelliklerine bakalım. Beklenmedik hareketler yapması sayesinde adam geçme yeteneği üst düzeyde. Son zamanlarda İtmanlar'da çok iyi bir antrenman gösteriyor, performans gösteriyor. Çoğu süperlik takımında mutlak görülmek isteyecek bir oyuncu. Önemli maçlarda oynamayı çok seviyor. Çok istikrarlı bir oyuncu. İyi dengesi ve sahip olduğu yeteneği onu becerikli bir oyuncu yapıyor. E, dengeli ve normal bir karakteri var. Birden fazla mevkide oynayabiliyor. Yaratıcı bir oyuncu olarak biliniyor. Anthony Bakayeme hemen kendisinin e, ters kanatta kendi kanadında e, ters ayaklı kanat oyuncusu olarak nasıl oynadığına bakalım. Mesela yaratış forvet özellikleri bunlar, ters ayaklı kanat oyuncusu özellikleri de bunlar. Neler lazım? Dripling lazım. Çok üst seviyede dripling 17, ilk kontrolü 15, pası 15, orta yapması 13, tekniği 17 çok üst düzey seviyede. Uzaktan şutu 14. Diğer özelliklerine bakalım. Zihinsel özelliklerine geldiğimizde özel yeteneği 18 olarak görüyoruz. Topsuz alanı 14, soğukkanlılık 15, vizyon 16, karar alma 14, çalışkanlık 13. Fiziksel özelliklerine geldiğimiz zaman hızlanması ve hızı bir tık seviye düşük 12. Çünkü zaten 33 yaşına geldi artık 32 yaşındaydı bu oyunda. Artık FM23 çıkacak yakın zamanda 33 yaşına geliyor. Vücut indeliği ama 33 yaşına rağmen hala çok iyi seviyede 17. Dengesi de 16. Kendisinin ben Vücut zindeliğini iyi buluyorum açıkçası yaşına rağmen. Mesela Gomis'in de yaşı var. Gomis'in gerçi bundan 3-4 yaş fazla olabilir ama yine de yaşlı bir oyuncuya rağmen bayağı iyi bir vücut zindeliği olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu arada da inşaatta da sağlam çalışmalar devam ediyor. <laughs> Arka planda. Kendisini bir de kıyaslayalım. Kimle kıyaslayabiliriz? Mesela Abdülkadir Ömür'le ben kıyaslamak istiyorum bir bulabilirsem. Ömrüm burada. Kendisini Abdülkadir Ömürle kıyasladığım zaman savunması Abdülkadir'in ömürün daha iyi ama ikisinin de savunması düşük. Savunmaya çok fazla yardım eden oyuncular değiller açıkçası. Fizikselde Vakayeme birazcık üstün. Hızda tabii ki Abdülkadir üstün. Vizyonda Wakame, hücumda Vakayeme, teknikte, hava toplarında Vakayeme üstün. Zihinselde ise eşitler. Böyle bir özelliklerini açayım. Buradan da bir göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi teknik özelliklerde Vakayeme'nin bariz bir üstünlüğü var. Bayağı fazla üstünlüğü var. Zihinsel özelliklerde ikisi de üstün olduğu özellikler var. Üstün olmadığı özellikler var. Ama e, bence kanat özelliklerinde Vakayeme daha üstün bir oyuncu. Fizikselde de yine aynı şekilde üstün olan özellikler daha fazla. Vakayeme de sadece çabuklukta yani ve hızda ve çeviklikte e, Abdülkadir Ömür'ü daha hızlı e, buluyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı bir iyi profili var bence. E, Galatasaray'ında e, kanat rotasyonunda bence çok iyi seviyede olabilecek bir oyuncu. Sadece... E, ee, maaşı bir tık benim kafamda soru işareti belki bir artı bir sözleşme verip maaşını da bir buçuk milyon euro artı bonuslar falan verilirse benim onay vereceğim bir oyuncu çok da iyi bir oyuncu İnşallah olur ve Galatasaray'da da başarılı olur. Evet videomuzun sonuna geldik dostlarım. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz oradan beğen tuşuna basmayı, butona basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dostlarım kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.